Sağlıklı bir günden, iyi akşamlar, keyifli haftalara ve çok karlı bir haftaya uyandık. Umarım siz de tedbirlerinizi alıyorsunuz, sağ salim iş yerlerinize gidip geliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bugün sizler için enteresan bir konular konuşacağız. Kıl dönmesini konuşacağız, hemoroidi konuşacağız. Hemen hemen bir dönem herkesin sıkıntısı olan kabızlığı konuşacağız. Ama ilk bölümde konuşacağımız konu başlıklarını paylaşmak istiyorum sizlerle. Kıl dönmesi nedir? Kimlerde daha sık görülür? Hangi yaşlarda daha çok meydana gelir? Nasıl tedavi edilir? Bugünkü ilk konuğum kolon ve rektum uzmanı Profesör Doktor Sayın Adil Baykal. Hoş geldiniz Adil Bey. Teşekkür ederim Sinem Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız, rahat gelebildiniz mi siz? Valla sizin de demin anonsunuzda söylediğiniz gibi bu karda, bu tipi de gayet rahat gelebildim. Yollar açık, fazla bir problem yok. Şahane, çok evet, mersi bizi de kırmadınız, oldu. Böyle bir havada iptal etmediniz, rica ederim, geldiniz, rica ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce evet. Konumuzla ilgili sokak röportajları yaptı arkadaşlarımız. Enteresan. İsterseniz gelin ilk başta birlikte dinleyelim. Tabii. Vatandaş neler söylemiş, ondan sonra sohbetimize başlayalım. İyi olur. Kıl dönmesi mesela yani vücudunda çıkan bir şey, yani kıl yani dönüyor. O da kıl döndü yani çıkmadığı zaman, etten çıkmadığı zaman o şişme meydana geliyor yani. O da şiştikçe ağrı veriyor ya. Kıl dönmesi yani. Kılın bünye içerisinde geri gömülmesi olarak biliyorum. Onu genelde ameliyatla çözüyorlar bildiğim kadarıyla. Onlarda bir ilaç tedavisi var mı bilmiyorum. Kılın içeri doğru sapması değil mi? Hani kılın belli durumlarda içeriye doğru, yani etin, vücudun et dediğimiz o yapının içine doğru girmesi herhalde. Tam bir bilgi sahibi değilim ama kıl dönmesi yaşamadım hani. Kıl dönmesi genellikle işte oluyor öyle şeyler ama öyle şeylerin de ameliyatı var. Başka da bir şeysi yok yani bu kıl dönmesi. İnsan zaten belli oluyor yani kıl dönmesi nasıl olduğunu hissediyor. Hissettiği için de doktoruna başvuruyor. Doktoruna başvurduğu vakitte bunları doktor ameliyat. Ameliyattan başka da bunun bir tedavisi yok dedir. Askerde bir arkadaşım da olmuştu ve ameliyatla gidermişlerdi. Abim de olmuştu. İki defa ameliyat oldu herhalde. Kıl dönmesi neden şey yapılıyor? Yani rahatsızlığı nedir bunun? Bir kişi de bunu şey yapmak için mesela ben de olabilir mi diye. Bunu olmaması için, önüne geçmem için ne yapabilirim diye bir şeyde bulunurdum doktora. Adil Bey, vatandaşlarımızın verdiği cevaptan şunu çıkarıyorum ki aslında kıl dönmesinin ne demek olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Evet. Kıl dönmesi nedir? Evet, şimdi şu tabirle kıl dönmesi diye konuşunca insanlarımız da bu şekilde bir yorum getiriyorlar. Tabii ki kıl dönmesinin tıp mesleğimizdeki ismi pilonidal kist dediğimiz, sinüs pilonidal dediğimiz bir takım Latince isimler. Ama halk arasında biz bunu kıl dönmesi diyoruz, halkımız. Bu kuyruk sokumumuzda omurgalarımızın bittiği tam sakrum dediğimiz kuyruk sokumumuzun üst kısmında makata gelmeden makattan şöyle bir 3-5 santim daha yukarıda olan derinin alt kısımlarında oluşan bir kist. Bu kist embriyolojik hayattan kaynaklandığı düşünülmekte ve orada kılların birikmesiyle dışarıya doğru kendini verememesinden orada birikmesiyle kistik bir yapı oluşturuyor. Dolayısıyla zaman içerisinde üstünde de bir tam orta hatta o sakrum dediğimiz kuyruk sokumuzun orta hattında da birkaç tane peş peşe toplu iğne başı kadar küçük olabildiği gibi daha da büyük olabilen delikler halinde kendini gösteriyor ve buradan zaman zaman akıntılar oluyor.
en basitiyle. Bazısında bu olduğu gibi böyle duruyor. Hiç ne akıntı oluyor ne herhangi bir belirti veriyor. Ama baktığınız zaman hekim olarak orada onun olduğunu görebiliyorsunuz. Ama hastada herhangi bir belirti olmuyor. Ağrı da olmuyor. Ta ki orası o delikten yine takdir edersiniz ki sırttan bütün terlerimiz vesaire aynen dağlardan inen, yamaçlardan inen vadi sular gibi, vadi gibi oraya şurada doğru ter iner. Terde tabii bir sürü kimyasal maddeler var. Özellikle kıllı vücutlu insanlarda da buradan tahrişlerle o enfeksiyonlar o delikten içeri girdiğinde bu birikme oluyor. Bazısında sadece akıntıyla kendini gösteriyor, bazısında şişiyor, apse oluyor. Ondan sonra hasta hekime geliyor ve orada tanı konuyor. Ve böylelikle ağrılı dönem apse olduğu zaman mı gayet başlıyor? Gayet tabii. Zaten öncesinde hiç ağrısız olmuyor. Öncesinde ağrısızı olmaz. Hasta hatta akıntı olduğunu bile söyleyebilir. Yine ağrı olmayabilir. Ama ağrıyla geldiği zaman çoğunda bunlar da artık apseleşmeye gidiyordur. Veya içinde iltihap hapsolmuş vaziyettedir. Bir şekilde bunun evet, peki bizim toplumumuzda gerekiyor. Yaygın mıdır kıl dönmesi? Şimdi kıl dönmesi tabii ki toplumsal bütün toplumu taramak biraz zor oluyor. Ama kıl dönmesi gerçekten yaygın bir hastalık. Zannedilir ki hani demin sözlerimin başında bir ara kılların tahrişi demiştim. Hani hanımlarda, kadınlarda batık pek gibi olmaz gibi ama kadınlarda da olur. Çünkü embriyojenik hayattan içeride kalan bir takım kıl foliküllerinin bu oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki erkeklerde biraz daha fazla görülmekte ama kadınlarda da görülen bir hastalıktır. Toplumda da oldukça peki, yaygındır. Peki erkeklerde daha fazla gözüküyor olmasının sebebi daha tüylü bir bedene sahip olmaları erkeklerin tabii ki, kadınlara göre. Tabii ki. Evet. Yapısal nedenler. Özellikle sevdiği bir yaş grubu var mıdır yoksa fark etmez mi? Şöyle sevdiği yaş grubu derken yine etiyolojisine yani oluş şekline döndüğümüz zaman bu doğumsal bir takım oluşumlardan gelişiyor embriyolojik hayattan dediğim gibi. O zaman ne olacak? İlk çocuk biraz büyüme çağlarını geçtiğinde 18'li 17'li yaşlardan sonra bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmakta. Ergenlikle. Ama yani çok da öyle 50 yaşında 60 yaşında bir hasta grubu bende kıl dönmesi kıl kisti var şeklinde de pek görmeyiz. Çünkü varsa bu zaten genç yaşlarda kendini bir şekilde göstermiştir. O zaman hormonların daha aktif olduğu dönemde belki daha çok görülüyor diyebilir miyiz? Çok hormona bağlayamayız. Yani hormonun aktivitesinden çok sadece yapısal olarak erken dönemde ortaya çıkması doğumdan tabii doğum yapısıyla insanın vücudunun yapısıyla oluşan bir sistem olduğundan erken yaşlarda daha belirtisi ortaya çıkıyor. Evet. Peki şişmanlık kıl dönmesinin sebeplerinden biri olarak gösterilebilir mi? Hayır, o şekilde bir elimizde yok. Bir ilişki söylenemez. Hayır. Bir tek vücudun bahsettiğiniz bölümünde mi gözükür kıl dönmesi kuyruk sokumunun sonunda? Tabii şimdi şöyle, eğer bizim konumuz olan şu anda konuştuğumuz konu tabii ki orada görülür. Ama kıl dönmesinin veya vücudun derimizin başka yerlerinde de farklı bir takım fronküllere yol açan kılların yapmiş olduğu farklı şeyler görülebilir. Rahatsızlıklar, bence, koltuk altı gibi, evet. Kasıklar gibi bu tip yerlerde de olabilir. Bence ama halkımız da birazcık o şekilde onu değerlendirdiği evet. için cevaplarından evet. daha çok o çıkıyor ortaya. Evet. Evet. İlk başta bu kadar detaylı bilmek de çok mümkün tabii. değil. Tabii. Peki o kıl dönmelerinin tehlikeli bir hal alma ihtimali var mıdır? Bazıları çünkü iltihap yapıyor, şişmeler oluyor, ağrılar oluyor. Mutlaka küçük bir cerrahi müdahalelerle çıkartılması gereken bazı durumlar da oluyor. Evet, evet. Onlara müdahale edilmesi mutlaka gerekir mi? Şimdi şöyle özetleyebiliriz. Biraz önceki sözümüzden başlayarak sizin bir kere
sinüs plöndel dediğimiz hastalık sadece orada olan hastalıktır. Yani bir kıl kisti dediğimiz. Bunu Türkçe'ye kıl kisti diye çevirip ve bu sakrumun üstünde olan, kuyruk sokumunda olan hastalıktır. Hı. Bunu başka yerde yorumlayamayız. Evet. Şimdi sizin sorunuza gelince bunlar mutlak ameliyat mı edilmelidir? İşte değil mi? O şekilde şey yaptınız. Evet, yani eğer çok mübalağalı hale gelmişlerin küçük bir cerrahi müdahaleyle herhalde lokal bir anesteziyle alınması gerekir. Alınmazsa ne olur? Şimdi dediğiniz doğru, küçük bir cerrahi müdahale ama pek de öyle olmuyor bu öyle hastalık. Mi? Çünkü iyileşme süreçleri çok bizi sıkıntıya sokuyor. Sinüs plöndel, kıl kisti ameliyatları eğer akıntı yoksa, yani hasta devamlı surette iç çamaşırı kirlenmiyorsa, hı hı, bundan çok muzdarip değilse, çok sıkıntıya düşmüyorsa hemen de ameliyat pek düşünmeyiz. Hı hı. Hiçbir belirtisi yok. Ha, bakmışız tesadüfen orada o şeyleri görmüşüz herhangi bir muayene sırasında. Hı hı. O hastanede işte kıl kisti olabilir, hadi ameliyat edelim. Bu yok, böyle bir şey yok. Hı hı. Ancak akıntı varsa, demin bahsettiğimiz, konuştuğumuz apseleşme durumları varsa artık bunun cerrahi bir girişimden başka türlü düzeltmemiz şansı kalmıyor. Yani bir müdahale, evet, gerekiyor. Peki şimdi bir reklam aramız var. Reklamları izleyelim, sonrasında müdahalemiz, peki, ne olacak, kaldığımız yerden devam edelim. Güzel.